Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, Büyük Selçuklu Devleti'nin tarihini ele aldığımız video serimizin bu bölümüne öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere sizlerle birlikte son olarak Selçuklu Sultanları ve Anadolu'nun fethi sebepleri konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye ve bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu hafta sizlerle birlikte ele alacağımız konu ise Umumi Türk Muhaceratı konusu olacaktır. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. Biz bu hafta sizlerle birlikte genel Türk göçleri konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesi gibi ona ve Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluşuna sebep olan Büyük Türk Muhaceratı ve nüfus hareketi de henüz tetkik edilememiş ve hatta ehemmiyeti de kavranamamıştır. Filhakika Orta Asya tarihi üzerinde henüz otoritesini muhafaza eden ve Bartold, Selçukluların Maverahünnehir'e göçleri sebebini meçhul gösterdikten sonra başka bir eserinde Büyük Türk Muhaceratı'nı kastederek 11. asırda Oğuzların garba ve cenuba doğru hareketleri şimalden Kıpçakların sıkıştırmasından ileri gelmiş olması mümkündür. Mütalaası ile meseleye tereddütlü bir şekilde temas eder. Muhahar bazı müellifler ya bu büyük hadisenin şümülünü daraltmış veya yanlış istidlallere girişmişlerdir. Veya bu büyük göçleri Barthold'un tahmin ettiği gibi Kıpçakların şıkıştırması değil, bizzat Oğuz boyları arasında vuku bulan bir niza gibi basitleştirerek anlayamamışlardır. Bunların Zeki Veled-i Toka'nın kısaca böyle bir meselenin mevcudiyetine işaretine dikkat etmeleri icap ederdi. Halbuki bu büyük göçler karşısında kaynaklar hadiseyi hep nüfus kesafeti, hayvan çokluğu ve otlak darlığı sebeplerine bağlamakla daha ileri bir görüşü temsil etmişler ve tarihi realiteyi daha isabetli bir şekilde aksettirmişlerdir. Filhakika daha Göktürk Devleti'nin yıkılışından beri nüfus artışı, yurt darlığı da kendini göstermişti. Türk kavimlerinin birbirini sıkıştırarak garba doğru devamlı bir şekilde kaydıkları doğru olmakla beraber 10. asırda başlayan bir tazyik 11. asır başlarında birdenbire Türk halklarını yerlerinden oynatmış ve nüfus artışı yanında dış tesir ağır basarak büyük nüfus hareketlerine sebep olmuştur. Nitekim 10. asırda Kıtayların Moğolistan işgalleri nasıl Peçenekleri Balkanlara kadar püskürtmüş ise aynı kavmin 11. asır başlarında Kıpçak ve Oğuzları sıkıştırması da öylece Türk kavimlerinin birbirlerini yurtlarından oynatmaya ve büyük muhacirata sebep olmuştur. Gerçekten çağdaş kaynaklara göre Kıtaylar
300 bin çadır halkı, yani birkaç milyon halinde Müslüman Karahanlılar ülkesine istila etmişler ve Balasagun şehrine 8 günlük mesafeye kadar ilerlemişlerdi. Rivayete göre bu sırada hasta bulunan Karahan hükümdarı Togan Han, kafirlerden intikam almak için Allah'a niyaz etmiş ve şifa bularak 1017 yılında 120 bin kişilik bir ordu ile kıtayları uzak mesafelere kadar takip etmiş ve memleketine dönmüştür. Böylece Karahanlıların bu zamana değin cihad halinde bulundukları ırktaşları putperest Uygurlara karşı kıtaylarla devam eden dostlukları da artık nihayet buluyordu. Nitekim kıtaylar ve Uygurların Samanilerin inkirazı üzerine mirasları için Karahanlıların rakibi olan Gazneli Sultan Mahmud'a 1027'de elçi gönderip ittifak teklif etmeleri de bu siyasi durum ve yayılma ile ilgiliydi. İşte bu elçilik heyeti vasıtası ile İç Asya meseleleri ve Türkler hakkında mühim bilgiler toplayan Mervezi yakında keşfedilen eserinde bu mühacerat sebeplerini güzelce meydana koymuştur. Filhakika Mervezi'ye göre Oğuzların bir kısmı bozkırlarda ve bir kısmı da şehirlerde oturur. Bozkırlarda yaşayanlar Maverahü'n-Nehir ve Harezm'e komşudurlar. İslam ülkelerine yakın olanlardan bir kısmı Müslüman olduktan ve Türkmen adını aldıktan sonra Müslüman olmayanlar ile savaşa başlamışlardır. İslamiyet aralarında yayılıp kuvvetlendikçe bunlar kafirleri yerlerinden attılar. Oğuzlarda Karadeniz sahiline yakın Peçenek yurtlarına intikal eylemişlerdir. Dedikten sonra Türkmen ve Selçuklu muhaceratını kastederek böylece Türkmenler İslam memleketlerine yayıldılar ve bu memleketlerin çoğunu hükümleri altına aldılar. Devletin ve düzeltiyorum. Devletler ve sultanlıklar kurdular ifadesiyle durumu belirtir ve muhaceratın dış sebeplerini meydana koyar. Türklerden Hun denilen bir kavim Kıtay Hanı'ndan olup yer darlığı sebebiyle düzeltiyorum Kıtay Hanı'ndan korkarak o taraftan göçtü. Bunlar Hristiyan Nesturi mezhebinden olup yer darlığı sebebiyle yurtlarını terk ettiler. Kunları takip eden Kayılar daha kuvvetli ve kalabalık olduğundan onları bu yeni otlaklardan uzaklaştırarak Sarı ülkesi yani Kıpçak Kuman ülkesine geldiler. Onlar da Türkmenlerin yurdunu Türkmenler de Oğuzların bu sonuncular da Karadeniz sahilindeki Peçeneklerin yurtlarını işgal ettiler. Bu Peçeneklerin şimalinde Kıpçaklar, şarkında Oğuzlar ve cenubunda da Hazarlar bulunup bunlar daimi surette birbirleriyle savaş halinde idiler. İfadeleriyle Selçuklu ve Türkmenlerin göçleri ile birlikte bu hareketin Oğuz ve Peçenekler ile Balkanlara kadar yayılışını en sağlam bir şekilde tasvir ve izah eder. Nitekim çağdaş Ermeni Süryani müellifleri de Müslüman Oğuzların muhaceratı ile müvazi İslam ve Bizans kaynaklarına uygun olarak Uz ve Ku Oğuzlar, düzeltiyorum Uz ve Kumanların
Balkanlara intikalini belirtmişlerdi. Öyle ki Müslüman oğullar Anadolu üzerine girdikleri bir sırada 1065 senesinde Tuna'yı geçen Uzoğulların miktarı 600 bin kişi olarak rivayet edilmiştir. Selçuklu Devleti'nin kuruluşu sıralarında 1047 senesinde Tibet tarafında sayısız miktarda bir Türk halkı Karahanlı hudutlarına geldi. Bu Kıtay ve onlarla birlikte Şark Türklerinin tazdikleri devam etmiş. Yedi suda yerleşen Karahitaylar 12. asır ortasında Karluk ve Yağmalar ile birlikte tekrar ilerleyerek Sultan Sancar'ı mağlup ve bütün Maverahünnehir'i istila edip yeni bir muhacirata sebep olmuşlardır. İşte Selçukluların dahil bulunduğu Büyük Türk Muhacaratı'nın umumi esasları budur. Ve Selçuklu tarihinin anlaşılması için burada bu kadarı kafidir. Değerli dostlarım, ben bu metni başka bir kaynaktan Türkçe'ye çevirip oradan okudum. Bazı kelimeleri ben de farkındayım, yanlış söyledim ama o benden kaynaklanan bir şey değil. Çeviri sırasında hata var. Onun için sizden çok özür diliyorum. Şimdi gelin huyumuz olduğu üzere konunun diğer kısmını da dinleyelim değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Dostlarım, 2-3 farklı kaynaktan bakalım. Bu birincisi. Merhaba. Haritalı Tarih kanalında bugün Türklerin ilk ana yurdu ve Türk göçlerini konuşacağız. Türklerin ilk ana yurdu Altay Dağları, Ötügen, Orhun Nehri, Isık Göl, Tanrı Dağları ve civarıdır. Ama biz Asya Hunlarının hakim olduğu geniş coğrafyayı Türklerin ilk ana yurdu olarak kabul edebiliriz. Peki Türkler neden buradan başka coğrafyalara gittiler? Bunun iki temel sebebi var. Ekonomik sebepler ve siyasi sebepler. Ekonomik sebepler otlakların darlığı ve kuraklık. Siyasi sebeplerse Çin baskısı, Moğol baskısı ve Türklerin birbiriyle olan mücadeleleri. Ve bunun yanına bir de Cihan Hakimiyeti ülküsünü ekleyebiliriz. Peki Türkler nerelere göçtüler? Başlayalım. Türklerin bir kısmı Hun Devleti yıkıldıktan sonra Çin'in kuzeyine yerleşti ve burada Tabgaş denilen bir devlet kurdu. Tabgaşlar yaklaşık 200 yıl devletlerini yaşattılar ama Çin içinde milli benliklerini koruyamadılar. Bugün Çin içinde Doğu Türkistan hariç, yani Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri hariç iki tane topluluk var. Biri Kansu'da yaşayan Sarı Uygurlar, bir diğeri de Çin Türkmenleri dediğimiz Salurlar. Bir diğer Türk göçü Sibirya'ya oldu. Baykal Gölü civarında yaşayan Yakut Türkleri, Saha Türkleri, bu bölgede yaşayan Buryat Moğolların baskısıyla 13. yüzyılda Sibirya'nın daha da kuzeyine göç ettiler. Günümüzde Saha Türkleri bu bölgede Rusya'da Saha Yakut Özel Cumhuriyeti'nde yaşamaktadırlar. Türklerin asıl göç yönü Asya'dan Avrupa'ya, doğudan batıya doğru olmuştur. Büyük Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra Türkler kitleler halinde Aral Gölü'nün kuzeyinden Yayık bölgesine, oradan İdil bölgesine ve oradan Avrupa'nın içlerine doğru ilerlemişlerdir. Bu sırada önlerine çıkan Ostrogotlar ve Vizigotları daha batıya doğru gitmek için yönlendirilmişlerdir ve ortaya kavimler göçü çıkmıştır. Fakat Türklerin Avrupa'da kalıcı olmadıkları Atilla'nın ölümünden sonra ortaya çıkmıştır. Çocukları arasında başlayan taht kavgası Cermenlerle yapılan savaşta mağlubiyete dönüşünce Hunlular Karadeniz'in kuzeyine geri çekilmek durumunda kalmışlardır. Burada kendileri gibi Asya'dan Avrupa'ya geçen Türk boylarından olan Ogurlarla birleşip 630 yılında Kubrat Han tarafında Büyük Bulgarya Devleti kurulmuştur. Aynı dönemde Kafkasya'nın kuzeyinde kurulan Hazar Devleti Büyük Bulgarya Devleti'ne son vermiştir. Bu bölgedeki Bulgarlardan bir kol Tuna Nehri bölgesine, diğer kolsa İdil Nehri bölgesine yerleşmişlerdir. Tuna bölgesine giden Bulgarlar Boris Han zamanında Hristiyanlığı kabul etmiş ve yerli Slavlarla karışarak Slavlaşmışlardır. İdil bölgesine giden Bulgarlarsa
Hazar devletine bağlı olarak varlıklarını sürdürmüş, Almuş Han zamanında Abbasi halifesine müracaat ederek kendilerinden kale yapımı için para ve din alimi istemişlerdir. Abbasi halifesi de İbni Fadlan'ı bu işin görevlendirmiştir. İbni Fadlan Bulgarya'ya gitmiş ve Almuş Han Müslüman olmuştur. İdil Bulgarları ilk Müslüman olan Türk devletidir. 1326 yılında Moğollar tarafından yıkılmışlardır. İdil Bulgarları bugün Rusya Tataristan'da, Başkurtlar Başkurdistan'da ve Çuvaşlar Çuvaşistan'da yaşamaktadırlar. Asya'dan Avrupa'ya giden diğer bir Türk topluluğu Göktürklerin 552 yılında yıktığı Avarlardır. Avarlar 562 yılında bugünkü Macaristan'da görülmüşlerdir. Avar devleti en parlak dönemini Bayan Kağan döneminde yaşamıştır. Kendileri Bizans başkenti olan İstanbul'u iki kere kuşatmışlardır ve 805 yılında Franklar tarafından yıkılmışlardır. Bugün Avrupa'da Avar bakiyesi olan herhangi bir topluluk yaşamamaktadır. Kafkasların kuzeyinde kurulan Hazar devleti ise doğudan gelen Türk akınlarıyla zayıflamıştır. Hazarlar Ruslar tarafından yıkılmıştır. Bugün Karadeniz'in kuzeyinde ve Türkiye'de yaşayan Karaylar Hazarların torunlarıdır ve Musevi Türklerdir. Talas Savaşı'nda Araplarla işbirliği yapan Karluklular bu bölgeye hakim olmuş, Müslüman Araplar ve Karluklular Çinlileri mağlup etmişlerdir. Karluk hakimiyeti altında yaşamak istemeyen Peçenekler bu bölgeyi terk etmiş ve önce Balkaş bölgesine sonra İdil Yayık bölgesine göçmüşlerdir. İdil Yayık bölgesine yerleşen Peçenekler bu bölgede bulunmakla Hazarların İdil Harezm ticaretini baltalamışlardır. Bulgarlar ve Hazarlar arasında uzun süre barınamayacaklarını anlayan Peçenekler Karadeniz'in kuzeyine yol almışlardır. Fakat burada meskun bulunan Macarlarla karşı karşıya gelmişlerdir. Hazarlar her ne kadar Macarları destekleseler de Peçenekler Macarları bu bölgeden çıkarmışlardır. Peçenekler daha da güneye ilerleyip Balkanların güneyine doğru ilerlemişlerdir. Bugünkü Enez yakınlarında 1091 yılında yine Türk olan Kıpçaklar ve Bizanslara mağlup olup tarih sahnesinden silinmişlerdir. Bu öyle bir silinmedir ki savaş meydanına çocukları ve eşleriyle çadırlarıyla giden Peçeneklerin çocukları dahi katledilmiştir. Asya'dan Avrupa'ya geçen diğer bir Türk topluluğu Kıpçaklardır. Kıpçaklar Peçeneklerle aynı yolu izleyerek Karadeniz'in kuzeyine gelmişler ve 1048 yılından 1253 yılına kadar Karadeniz'in kuzeyini kontrolleri altına tutmuşlardır. Bu bölgeye bu tarihlerde Deşti Kıpçak denmiştir. Kıpçaklar Rusların Karadeniz kıyısına inmesini engellemişlerdir. Kıpçaklar 1223 yılında Ruslarla işbirlikleri yaptıkları halde Moğollara yenilmiş ve ülkelerini, bağımsızlıklarını kaybetmişlerdir. Asya'dan Avrupa'ya geçen diğer bir Türk topluluğu Uzlardır. Uzlar Karadeniz'in kuzeyini kullanarak Balkanlara doğru ilerlemişlerdir. Bugün Moldova'da yaşayan Gagavuzlar Uzların torunlarıdır ve bizim Türkçemize çok benzer bir dil konuşmaktadırlar. Uzlar Rus ve Bizans ordusunda görev almışlardır. Bizans ordusunda görev alan en kalabalık topluluk Peçenekler ve Kıpçaklardır. Türklerin diğer bir göç yolu da Hindistan'dır. Akhun devleti Hindistan'ın kuzeyine hakim olan ilk Türk devleti olmuştur. Fakat Akhunların günümüzde bakiyesi kalmamıştır. Daha sonra Gazneli Mahmud Hindistan'ın kuzeyine meşhur 17 seferini yapmıştır. Bu 17 sefer neticesinde bugün Hindistan'daki İslamiyet yayılmıştır ve Hindistan'da Müslüman topluluklar ortaya çıkmıştır. İslam devletlerinde özellikle Kıpçaklardan köle askerler bulunur. Bu askerler ordu içinde görev alırlar ve yükselebilirler. Bu askerlerin bazıları devletler kurmuşlardır. Bunlardan biri de Hindistan'da kurulan Delhi Sultanlığı'dır. Delhi Sultanlığı 1206 yılında Kubbettin Aybek tarafından kurulmuş bir Türk devletidir. Bu devletin yöneticileri Türk, halkı ise Hindudur. Bu devlet 1414'e kadar Türk hanedanlar tarafından yönetilmiştir. Yine Hindistan'da kurulan Babür Devleti de bir Türk devletidir. Babür Timur'un torunudur ve Babürname isimli kitabını da Türkçe yazmıştır. Çağatay Türkçesiyle yazmıştır. Babürlüler 1857 yılında son bulmuşlardır Hindistan'la. Günümüzde Hindistan'da da bir Türk topluluğu yaşamamaktadır. Türk göçlerinin diğer bir yolu da İran üzerinden Orta Doğu ve Anadolu olmuştur. Türkler kitleler halinde
Orta Doğu'ya göç etmeden önce Emeviler döneminde 674 yılında Ubeydullah bin Ziyad Türkistan'dan getirdiği 2000 Türk'ü Basra şehrine yerleştirmiştir. Abbasi halifesi Mutasım döneminde orduda yaklaşık 25 bin Türk askeri bulunmuştur. Ve bu askerleri yerleştirmek için bir garnizon şehri olan Samarra kurulmuştur. Abbasi ordusundaki Memlük askerleri önemli mevkilere gelmişlerdir. Abbasi vali vekili Tolunoğlu Ahmet 868 yılında Mısır'da bağımsızlığını ilan edip Tunnoğlu devletini kurmuştur. Yine Abbasi valisi olan Muhammed bin Tuaç Memlük askerlerinin desteğiyle Işitler devletini kurmuştur. Bu devletler Mısır'da kurulan ilk Türk devletleridir. Yöneticiler Türk, halkı ise Arap'tır. Fatimilerden sonra devlet kuran Selahaddin Eyyubi'nin devletinde de birçok Türk yönetici bulunmuştur. Eyyubileri deviren Memlüklüler de Türk'tür. Bu dönemde Mısır'a Türkiye denilmiştir. Önce Oğuzlara, sonra Samanilere bağlı olan Selçuklular Oğuz Türkleridir. 1040 yılında Dandanakan Savaşı'nda Gaznelileri mağlup ettikten sonra Nişabur'da bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 1055 yılında Abbasi halifesinin davetiyle Üveyhi oğullarının işgali altında bulunan Bağdat'ı kurtarmışlardır. 1071 yılında Selçuklular Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarını Türklere açmışlardır. Selçuklular döneminde Anadolu, Azerbaycan, Irak ve Suriye'de Türkler meskun olmuşlardır. Selçuklulardan sonra Osmanlılar Balkanlar üzerinden Avrupa'nın içlerine doğru ilerlemiş Viyana kapılarına dayanmışlardır. Türkler Orta Asya'nın içinde de göç etmişlerdir. Mesela Kırgızlar Yenisay boylarından bugünkü Kırgızistan'a göç etmişlerdir. Aynı şekilde Uygurlar da Ötügen ve çevresinden Uygur devleti yıkıldıktan sonra Kaşgar ve Kansu'ya göç etmişlerdir. Türk göçleri hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Dostlarım, bu video da önemli. Bu konu hakkında bu video da önemli. Türklerin ana yurdu herkese göre Orta Asya'dır. Biz Türkler Azerbaycan ve Anadolu coğrafyasına sonradan geldik. Bu büyük bir tarihi yalandır. Türklerin ana vatanının Orta Asya olduğu iddiası Türklerin bugün yaşadıkları topraklarda istilacı olarak göstermek içindir. Batı merkezli tarih anlayışı Türklerin başlangıcını Hunlar ile başlatırlar. M.Ö. 3000'li yıllarda Kafkasya'da, Güney Azerbaycan'da, Hazar Denizi'nin batısında, Anadolu'da, Kuzey Karadeniz'de yaşayan ve Türk dili konuşan halkları Ari halka mensup Farslar olduğunu iddia ettiler. Onlara göre bu coğrafyaya Türkler sonradan geldiler. Profesör Doktor Yakup Mahmudov'a göre amaç Türkleri vahşi ve göçebe bir halk gösterip doğudan batıya saldıran bir halk gibi gösterme çabasıdır. Türk Tarih Kurumu tarafından 1932'de hazırlanan tarih kitabında Türklerin ana yurdu şöyle açıklanmaktadır. Baykal Gölü'nden başlayarak Altaylar ve Orta Asya'dan itibaren Hazar Denizi ve Karadeniz havzalarıyla Ege Denizi ve Tuna boylarına kadar geniş alanlar binlerce yıldan beri beyaz tenli Türklerle meskundur denilmektedir. Bu cümleler Atatürk'ün de tarih anlayışını göstermektedir. Türklerin Anadolu'dan Çin'e, Karpatlar'dan Altaylar'a, Sibirya'dan Hindistan'a kadar geniş bölgelere yayılması ilk ana yurt meselesini zorlaştırmaktadır. Tarihin hemen her döneminde çok geniş bir coğrafya yayılan Türklere tek ana yurt belirlemek büyük hatadır. Evet biz Asyalıyız, bu kesindir. Bugün Asya'nın her yerine yayılan Türkler 2000 yıl önce de 4000 yıl önce de Asya'ya yayılmış, birçok bölgesini yurt yapmıştır. Azerbaycanlı ünlü tarihçi ve dilci Profesör Doktor Firudin Ağasoğlu ilk ve ikinci ana yurt kavramına dikkat çeker. Ona göre Orta Asya Türklerin ikinci ana vatanıdır. İlk ana yurdu M.Ö. 4000'li yıllarda Prototürk çağında aranması gerektiğini savunur. Ona göre Kafkasya'nın güneyi, Urmiye Gölü Havzası ve Anadolu Türklerin ana yurdudur. Dünya tarihi boyunca göçler çeşitli yönlere doğru defalarca tekrar etmiştir.
Batı merkezi tarih anlayışı Türklerin göçlerini M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren sürekli doğudan batıya olarak gösterir. Fakat bu Türklerin en eski vatanlarına dönüşüdür. İnsanlar bilmedikleri bir yere göç etmezler. Türkler de 2000 yıl önce atalarının geldikleri Anadolu ve Azerbaycan topraklarına geri dönmüşlerdir. Ünlü Türkolog Barthold, Türklerin doğudan batıya doğru göç ettikleri hakkındaki ilk bilgileri bizlere Çin kaynakları vermektedir der. Macar Türkolog Laszlo Rosanyi, Tarihte Türklük kitabında M.Ö. 4. yüzyılda Hun ordusu Kafkasya'yı geçerek Antakya'yı ele geçirdi. Ardından Ankara üzerinden esas yurtlarına geri döndüler. Anadolu'da geçtikleri bölgelerde aynı dili konuştukları kabileleri de kendilerine kattılar demektedir. Bu demek oluyor ki Anadolu'da Türk dili konuşan boylar vardı. İşte bu Türk dili konuşan boylar, Asur, Akat ve Urartu kil tabletlerinde adları geçen Kumanlar, Elamlılar, Sabirler ve Turukkulardı. Ünlü Sümerolog Rızvan Cebiyev, Sümerlerin Türk olmalarını engelleyen en büyük sorun, göçlerin ilk olarak doğudan batıya doğru yapıldığı hakkındaki yanlış düşüncedir. 6000 yıl önce Sümer şehirlerinde yapılan zikkuratlardan sonra, M.Ö. 1000'li yıllarda yapılan Altıntepe zikkuratı, göçlerin batıdan doğuya doğru yapıldığını ispatlar demektedir. Sümerci Dingir, Kapkagak, Men, Sak, Uş, Dak, Aş. Türkçe'de Tengri, Kapkacak, Ben, Sa, Us, Da ve Aş anlamlarına gelir. Profesör Doktor Gürel Gülsev'in Sümerci bu kelimeleri veren dil Türk dilidir. Kuzey Mezopotamya'da yaşayan bu halk Türklerdir. Anadolu'da birçok kavim yaşamış, onlar bugün kaybolmuştur. Tarihin tespit ettiği Anadolu'da bugün yaşayan en eski kavim Türklerdir demektedir. Profesör Arif Erzen'e göre Kafkaslardan Kuzey Suriye ve Irak'a kadar uzanan Anadolu yaylalarında M.Ö. 4000'li yıllarda Ural Altay dili konuşan halkların olduğunu söylemiştir. Şartamari metinlerinde geçen Turki Krallığı ve Mari tabletlerinde anlatılan Turukkular, M.Ö. 2000'li yıllarda Türklerin Anadolu'da var olduğunu bizlere gösterir. Hakkari'de bulunan dikili taşlar ise M.Ö. 2000'li yıllara tarihlenmektedir. Bu taşların Türk balballarıyla ile benzerliği ortadadır. Orta Asya tipi çadırlar, ata binen askerler, ant kadehleri ve kemer üstü hançerler büyük benzerlik gösterir. Turukkular ve Hakkari sitelleriyle ilgili iki ayrı video hazırlamıştık. Bunları izlemeniz de çok faydalı olacaktır. Milli tarih anlayışını savunan tarihçilerimiz ilk göçlerin Anadolu ve Hazar çevresinden Orta Asya'ya yapıldığını ispatlamaya çalışırlar. Herodot ünlü tarih kitabında Türk dilini konuşan İskit kabilelerinin Asya'da yaşadıklarını yazar. Strabon ünlü eseri coğrafyada Asya'yı Hazar Denizi'nin batısı olarak verir. Bu bölge Kafkasya, Güney Azerbaycan ve Anadolu'dur. Firidun Ağasoğlu, Yakup Mahmudov, Yunus Oğuz, Bahtiyar Tuncay, İsmail Miziyev ve Bilal Laypalan gibi tarihçiler de ana yurdu Urmi Havzası ve Azerbaycan olarak gösterirler. Büyük Rus Türkoloğu Profesör Doktor Enni Mar'a göre Akdeniz sınırlarında yaşayan Türklerin tarihi varlığı Yunan ve Rum dünyasının oluşmasından çok öncedir demektedir. Kurgan tipi mezar anlayışına ayrı bir başlık açmak gerekir. Kurganlar Türklerin yaygın olarak kullandığı mezar tipidir. Kurganlar Altay bölgesinden önce Anadolu ve Azerbaycan'da ortaya çıkmıştır. Anadolu ve Azerbaycan'dan daha önce yapılmış olan bir tane bile Orta Asya kurganı yoktur. Bu bize ilk göçlerin batıdan doğuya doğru olduğunu gösterir. Yani Türkler batıda öğrendikleri kurganları Asya'ya da taşımışlardır. Öntürk tarihi araştırmacısı Bahtiyar Tuncay'a göre Azerbaycan'da bulunan Gobustan, Gemikaya ve Rimer'de bulunan kaya ve mağara resimleri Türk geleneklerini göstermektedir. At ve yırtıcı kuş ile avlanma sahneleri Türklere özgüdür. Dünyada atı ilk evcilleştiren ve yırtıcı kuş ile av yapan Türkler bu bölgede yaşamışlardır. Çivi yasası uzmanı Profesör Doktor Yusuf Yusufov, Türklerin M.Ö. 3. binli yıllarda Ön Asya, Anadolu ve Azerbaycan'da yaşadıkları kesindir demektedir. Filoloji alemi Nizamoğdiyev, M.Ö. 3. binli yılların yarısında bütün Azerbaycan topraklarında ve Anadolu'da Proto Türkler yaşıyordu demektedir. Güney Azerbaycan'da kurulmuş ilk eski devlet olan Arat'ta
Sümerler ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler kurulmuştur. Yusuf Yusufov da Aratta halkı Türk dilinde konuşuyordu demektedir. Türk halklarının M.Ö. 3000'li yıllarda Ön Asya, Anadolu ve Azerbaycan topraklarında yaşadıkları bilinmelidir. Türklerin kadim yurdu Anadolu. 300 yıl Anadolu'ya sefer yapan Araplar Anadolu'ya hakim olamamışken Oğuz Türkleri 1071'de Malazgirt Savaşı'nı kazandıktan sonra 5 yıl sonra tüm Anadolu'yu geçerek İznik'te Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurması tesadüf değildir. Anadolu'ya gelen Oğuz Türkleri Anadolu'da binlerce yıldır bulunan Türk dilli halklarla karşılaştılar. Söylemek istediğimiz şu, Türkler Anadolu, Azerbaycan'ın güneyi ve Kafkasya coğrafyasında aynı bugün de olduğu gibi 4000 yıl önce de diğer halklarla birlikte yaşadılar. Ana vatanı sadece Orta Asya ile sınırlandırmak büyük hatadır. Sümer dilindeki Türkçe kelimeleri vermiştik. Sizce Sümerler mi Orta Asya'ya gitti, yoksa Türkler zaten oradalar mıydı? Cevap sizde. Türklerin ilk kez Anadolu'ya girdiği tarih 1071'dir. 1000 yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Biz Türkler batıya, doğudan geldik gibi söylemler çok yanlış söylemlerdir. Bunlar büyük bir tarihi yalandır. 1071, Türklerin Anadolu'ya ilk kez değil, son kez geldiği tarihtir ve Türklerin ana vatanlarına dönüşüdür. Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunda bulunan Türkler, Selçuklu Oğuz Türkleriyle savaşmamışlardır. Tarih boyunca Türkler, Asya'nın her yerinde at koşturmuşlardır. Biz bu vatanda binlerce yıldır varız, böyle de olmaya devam edecek. Ayrıca söylediğimiz gibi, Türkiye Krallığı ve Turukluları ile Hakkari mezar taşları hakkında yaptığımız videolar bu videonun tamamlayıcılarıdır. İzlemenizi tavsiye ediyoruz. Anadolu'nun Türk yolu olması hakkındaki videolar yapmaya devam edeceğiz. Bize destek olmak için videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Şuna da bakalım dostlarım. Evet, merhabalar değerli arkadaşlarım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki konumuz, yani üçüncü konu başlığımız, değerli arkadaşlarım, Türk göçleri olacak. Evet, Türkler Orta Asya'da sabit kalmamışlar. Bulundukları bölgelerden çeşitli bölgelere göç etmişlerdir. Peki bu binlerce kilometre öteye bu göçler neden gerçekleşmiş? Bu sebepleri bilmemiz gerekiyor. KPSS, YGS, BYS sınavlarında bu konuyla ilgili soru geliyor arkadaşlar. Göçlerin nedenleri diyelim. Nedenlerini şöyle bir kodlamayla aklımızda tutalım. Göçebe kodlaması. Yani göçlerden çağrışım yapabilir. Birincisi geçim sıkıntısı. Nüfusun artması. Arkadaşlar, Türklerin gelirleri, ekonomileri hayvancılığa dayalıydı. Bu merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Fatih Genç. Türklerin ana yurdu Asya kıtasının orta kesimleri, yani İç Asya'da denilen Orta Asya'dır. En geniş şekliyle ilk Türk yurdu doğudan batıya Baykal Gölü ile Ural Dağları, güneyden Altay Sayan Dağları, Balkaş Gölü, Aral Gölü arasında kalan coğrafi alan. Türkler zamanla bu bölgelerde önce Asya kıtasının diğer yerlerine, daha sonra da özellikle batı yönünden diğer kıtalara doğru yayılmışlardır. Türklerin ana yurdu iklim bakımından son derece sert şartlara sahipti. Ana yurt kuzeyde ormanlarla, güneyde doğuda dağlarla çevriliydi. Bunun dışında uçsuz bucaksız geniş bozkırlar Türklere ilk yurtluk yapan araziler olmuştur. Sert kara ikliminin kışları uzun ve soğuk, yazları ise sıcak ve kurak olup yağışları özellikle yaz aylarında çok yetersizdi. İklimin bu sert karakteri Türk milletini acımasız tabiat şartlarıyla mücadeleye zorlamış ve bu dönemde oluşan Türk medeniyetinin ana karakterinin de belirlenmesinde etkili olmuştur. Türkler eldeki mevcut bulgulara göre M.Ö. 5000'den başlayarak Orta Asya'daki bu ilk yurtta çeşitli kültürler ve medeniyetler kurmuşlardır. Tabi bundan öncesinde oraya nasıl geldiklerini rivayet ve bulgularla daha önceki videolarımda anlatmıştım. Bunlar arasında kronolojik sıra ile Anav kültürü M.Ö. 5000'ler, Afanasyeva kültürü M.Ö. 3000'lerin başları, Androva kültürü M.Ö. 2000 ve Karasup kültürü M.Ö. 2000'in sonlarında 4 önemli kültür tabakası dikkatleri çekmekteydi. Şüphesiz Türk toplulukları bazen bu kültür tabakalarıyla birlikte yaşamışlardır. Türkler Anav kültürü döneminde hayvancılık ve tarımla uğraşıyorlar, kerpiç evlerde oturuyorlardı.
Türkistan'ın Aşgabat şehri yakınlarında yapılan kazılarda elde edilen malzemeler bu dönemde Türklerin dokuma, seramik ve bakır eşya yaptıklarını ve kullandıklarını göstermektedir. Altay, Sayan Dağları'nın kuzeybatısında yaşayan Afanasyova kültürü döneminde avcı ve savaşçı bir topluluk olan Türkler, deve ve at gibi hayvanları ehlileştirmişlerdir. Kemik ve bakırdan savaş ve süs araçları ile günlük kullanım araçları yapmışlardır. Altaylar Ural Dağları'na ve Hazar Denizi'nin kuzeydoğusuna kadar yaygınlık gösteren Androva kültürü, bu dönemde Türklük artık tunç ve altın madenlerini işleyebiliyorlardı. Bu dönemden kalma hayvan figürleriyle süslenmiş kaplar, sofra, süs ve savaş araçları dikkatleri çekmektedir. Türkler, dünyada ilk olarak demir madenini işleyen ve bunlardan çeşitli eşyalar yapan bir millettir. Özellikle İrtiş ve Yenisey ırmakları civarında gelişen Karasık kültürü döneminde, Hindistan, Çin ve Avrupa'dan yüzyıllar önce Türkler demiri işlemişlerdir. Bu devirde Türkler, kumaşları dokuyarak elbiseler dikiyorlardı. Dört tekerlekli arabaları hem savaşta hem de günlük hayatta kullanıyorlar. Ayrıca çadırlarını keçeden yapıyorlardı. Türklerin Orta Asya'da kurdukları ilk medeniyet, bölgenin coğrafi ve iklim özelliklerinden büyük oranda etkilenmiştir. Özellikle Tanrı Dağları'nın kuzey bölgeleri, Isık Göl civarı, yani Ötüken bölgesi önemli bir hayvancılık ve av bölgesiydi. Türkler ilk dönemlerde hayvancılığa çok önem vermişler ve hayvancılık Türk medeniyetinin ana karakterini çizmiştir. Hayvancılık bakımından Türk milletinin bu dönemdeki hayatına damgasını vuran da at olmuştur. Türkler dünyada atı ilk olarak ehlileştiren millettir. At ve Türk birbirini bütünleyen ilk ana unsuruydu. Türkler atı hem günlük hayatlarında hem de savaşlarda yaygın olarak kullanıyorlardı. Türkler sayıca çok fazla olan at sürüleri besliyorlardı. Türk ordusu tamamen süvari bu birliklerden oluşuyordu. Bu sebeple bu dönem Türk medeniyetine atlı göçebe veya konar göçer Türk medeniyeti denmekteydi. Türkler yazın suyu ve otluğa bol olan yaylalara, kışında hayvanları için daha emin olan kışlaklara göç ediyorlardı. Buna konar göçerlilik hali normal göçebeliğe göre çok farklı olup ileri bir medeniyet ifade ediyordu. At, Türk milletine dinamizm kazandırıyor, milletimiz geniş bozkırlara böylece hakim olabiliyordu. Tabiat şartlarının insani mücadeleci, disiplinli ve düzenli bir halde yaşamaya mecbur etmesi Türkleri teşkilatçı bir yapıya kavuşturmuştur. Bu sebeple Türkler, töre denilen yasalarla işleyen çok sayıda devletler kurmuşlardır. Adalet ve hukuk anlayışı içerisinde insanları idare etmişlerdir. Bu dönemde ana karakteri belirlenmesine rağmen Türkler ziraatla uğraşıyorlardı. Demir madeni gibi önemli madenleri işliyorlardı. Bütün bu özellikleriyle konar göçer Türk medeniyeti, başta Çinliler gibi komşu milletler olmak üzere zaman içinde dünya milletlerine pek çok alanda tesirler yapmış, ileri bir medeniyet durumundaydı. Göçler ve göçlerden sonra ana yurdun durumu ve bu göçlerin sebepleri. Tarih içinde çeşitli zamanlarda değişik sebeplerle büyük çaplı göçlerin yaşadığı görülmektedir. Hiçbir millet önemli bir sebep veya sebepler olmadan yaşadığı toprakları terk ederek yeni ana yurtlar arama ihtiyacını hissetmez. Türk milletinin de tarihi çeşitli dönemlerinde bazı önemli sebeplerden dolayı yurtlarından göç etmişler, değişik coğrafyalara yeni yurtlar kurmuşlardır. Türkleri yer değiştirmeye iten sebeplerin başında ekonomik sebepler... Anayurt zamanla artan Türk nüfusunu besleyecek ekonomik imkanlara sahip değildi. Zaman içinde görülen otlar darlığı ve kuraklık gibi önemli sebepler Türkleri yeni yurtlar aramak zorunda bırakmıştır. Türk göçlerinde dış baskılar da önemli bir siyasi ve askeri sebep olarak görülmektedir. Yabancı boyunduruğa girip istikballerini kaybetmek istemeyen Türkler ve Türk boyları yeni yurtlar aramak için göç ediyorlardı. Şüphesiz yerleşik kavimler için zor olan bu durum, konar geçer Türk milleti için her zaman mümkün olmaktaydı. Türklerin değişik coğrafyalara göçlerinde rol oynayan bir sebep de yeni yer ve yurt tutma anlayışıydı. Türk devletlerinin bünyelerinde bazen görülen siyasi çekişmeler ve anlaşmazlıklar da çoğu zaman kaybeden tarafın yeni göçleri hazırlaması sonucu doğmuştur. Türk göçleri büyük bir disiplin içinde, teşkilatçılık kadar karakterini yansıtır bir tarzda yapılıyordu. Düzenli yapılan bu göçler sonucunda mücadeleci bir yapıda olan Türkler çok kısa sürede geldikleri, yerleştikleri yeni toprak parçalarını vatan haline getiriyorlardı. Bu topraklar uğrunda gerektiğinde savaşan Türkler eserleri ve kültür değerleriyle yeni vatanlarına damgalarını vuruyorlardı. Tarih içinde Türklerin yaptıkları göçler milattan önce ve sonraki göçler olarak iki bölüme ayrılmaktadır. Milattan önceki Türk göçlerinden bahsedelim. Orta Asya'da Altan Sayan Dağları'nın kuzeybatı kesiminde yaşayan ilk Türkler, demin anlattığımız ana kültür tabakaları döneminde milattan önce 1700'den itibaren etrafa yayılmaya başlamışlardır. Bunu takip eden 2 asır içinde Altayları ve Tanrı Dağları'nı kaplayan Türklerin bir kısmı Kazakistan üzerinden Mavere Ün Nehri geçerek buradaki Akdeniz milletleriyle temas kurdular. Bu arada batıya doğru açılan bazı Türk grupları Fin-Ugor kavimleri ile bağlantı kurmuşlardır. Türkler milattan önce 1700'lerden itibaren Altaylara yerleşirken bir yandan da milattan önce 1100'lerden başlayarak kalabalık kütleler halinde Çin'in kuzeybatısındaki Kansu, Ordos bölgesine doğru kaymışlardır. Bir kısım Türk boyları M.Ö. 1300-1000 yılları arasında Türkistan sahasına yerleşmişlerdir. M.Ö. 700'lerden itibaren Güney Sibirya'yı, Baykal bölgesini, Moğolistan'ı 7 su havzasının etkisi altına alan Türk göçleri bu yıllarda adeta Altay Sayan Dağları'nın batısındaki ana yurdu boşaltmıştır. Bunun sonucunda Türkler doğuda Ordos'a doğru, batıda Volga'ya doğru olmak üzere iki kısma ayrılmışlardır. Bu coğrafi ayrılık asli Türkçe'yi de etkilemiş, lehçelerin doğmasına sebep olmuştur. Doğu Türkleri lehçesi ve Yakut Çuvaş Türkleri lehçesi de böyle oluşmuştur. Yakut Türkleri şimdiki yurtları olan Kuzeydoğu Sibirya'da da bu dönemde göç etmişlerdir. Çuvaş Türkleri Yakutlardan ayrılarak daha batıya yönelmişlerdir. Bugünkü Türk topluluklarının lehçeleri bakımından farklılaşmasını etkileyen gelişmelerde de bu dönemde meydana gelmiştir. Aralarında Hun, Göktürk, Uygur, kısmen Sabar, Hazar, Peçenek, Kuman, Oğuz ve dolayısıyla Azerbaycan, Irak, Suriye, Anadolu ve Balkan Türklerinin bulunduğu Doğu Türkleri M.Ö. 4,
ve 300 yıllarında İç Asya ve Çin'in kuzeybatısında yaşıyorlardı. Oğuzlar, Bulgarlar ve Çuvaşlar oluşturdukları Batı Türkleri de aynı yüzyıllarda Hazar ve Volga civarında bulunuyorlardı. Bütün bunlarla beraber M.Ö. 1. yüzyılın başlarında bir kısım Türk boyları da Hindistan'ın İndus, Pencap havalesine doğru göç ettikleri görülmektedir. Şimdi gelelim M.Ö. sonraki Türk göçlerine. M.Ö. sonraki dönemlerde meydana gelen Türk göçlerinin ana karakteri ve haklarındaki tarihi bilgilerimiz daha kesindir. Bu göçler ana istikamet bakımından güney ve batıya olmak üzere iki şekilde gelişme göstermiştir. Orta Asya'dan güneye göç eden bir kısım Türk kitleleri burada çeşitli devletler kurmuşlardır. Kuzey Çin'de 338-557 yılları arasında devlet kuran Tapkaçlar buna bir misaldir. Batı yönünde cereyan eden Türk göçleri başlıca iki ana yol takip etmiştir. Bunların bir kısmı Hazar Denizi ve Karadeniz'in kuzeyinde Balkanlar ve Orta Avrupa yönünde göç ederek buralarda önemli roller üstlenen güçlü devletler kurmuşlardır. Avrupa Hunları 375'ten sonra Avarlar, 4. yüzyıl ortalarında Bulgarlar, 670'li yıllarda ise Macarlar, 830'dan sonra Peçenekler, Kumanlar, Kıpçaklar ile Oğuzların bir kolu olan Uzlar, bu yüzyıllar arasında bu yolu kullanan Türk topluluklarıdır. Batı göç yolunun güney kısmını kullanan Türk kitlelerinin bir bölümü, Sasani Devleti'nin gücü karşısında Hindistan'a yönelerek burada devlet kurmuşlardır. Mesela 350 yıllarında Uvar, Hunda denilen Ak Hunlar bunlardandır. Ak Hunlar, Afganistan ve Kuzey Hindistan'ın hakimiyetleri altına almışlardır. Bu yönde ilerleyen büyük Türk kitleleri, Sasani Devleti'nin yıkılması üzerine Orta Yol denilen bu yolu takip ederek Mavere Ün Nehir üzerinden İran ve Anadolu'ya gelmişlerdir. Oğuz Türklerinin ağırlıklı olarak yer aldıkları bu Türk göçleriyle Anadolu ebedi Türk vatanı haline gelmiştir. Bu orta göç yolu Türklük içinde önemli göç yolu olarak değerlendirilmektedir. Çünkü batı yönünde kuzey göç yolunu kullanan Türk kitlelerinin bazıları nüfuslarının da azlığı sebebiyle Balkanlar ve Orta Avrupa'daki medeniyetlerin etkisine girerek Türklüklerini kaybettikleri halde orta yolu izleyen Türk kitleleri hem Türklüklerini korudular hem de bağımsız olarak yaşadılar. Göçlerden sonra ana yurdun durumu ne oldu? Çeşitli yerlere ve yönlere yapılan Türk göçlerinden sonra ana yurt Orta Asya'da kalabalık bir Türk kitlesi yaşamaya devam etmiştir. Bunlar zaman zaman bağımsız devletler kurmuşlardır. Buradaki Türk kitleleri diğer yerlere yapılan göçleri de insan unsuru bakımından devamlı olarak beslemişlerdir. Tarihi gelişme içinde çeşitli istilalara uğrayan Orta Asya Türkleri Türklüklerinden hiçbir şey kaybetmediler. Moğol, Rus ve Çin baskılarına maruz kalan buradaki Türkler Sovyetler Birliği'nin parçalanması ile bağımsızlıklarını ilan ederek yeniden varlık buldular. Bu devletlerin hangileri olduğunu zaten biliyorsunuz. Özellikle Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve bu bünyesinde sayıda çok Türk unsuru barındıran Tacikistan, bugün bağımsız birer Orta Asya Türk Cumhuriyeti olarak dünya milletleri ailesi içinde şerefli yerlerini almışlardır. Bu cumhuriyetlere yine bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, Bağbatı'da olmasına rağmen ve Çin'e bağlı özel bir cumhuriyet olan Doğu Türkistan, Uygur Özel Cumhuriyeti ilave edilmelidir. Ki bunların çoğunu da ilk bağımsız olarak kabul eden ülke Türkiye'dir. Şimdi başlığımız altında anlattığımız son konudan bahsetmek istiyorum. Türk adının anlamı ve kökeni. Türk adı bilinen tarihimiz içinde değişik zamanlarda bazen siyasi bir devlet adı, bazen de etnik bir millet adı olarak anılmıştır. Türk sözünü Türk devletlerine resmi olarak kullanılan Göktürk İmparatorluğu olmuştur. İlk bunu Göktürk İmparatorluğu kullanmıştır. Göktürklerin ilk dönemlerinde Türk sözü bir devlet adı olarak kullanılmışken sonradan Türk milletini ifade için kullanılmaya başlanmıştır. Kelime Göktürk kitabelerinde Türk budun yani Türk milleti söyleşiyle Türk soyuna mensup olan bütün boyları ve toplulukları ifade etmek üzere milli bir isim haline gelmiştir. Türk adı önceleri Türk şeklinde söylenirken zamanla Türk ve sonuçta da Türk şeklini almıştır. Özellikle Uygurlar çağından kalma belgeler kelimenin güç, kudret anlamına geldiğini göstermektedir. Türk adı Çin'de 557-579, Bizans'ta 582, Arap 600'e doğru, Rus, Hint, Fars ve Avrupa kaynaklarında çeşitli şekillerde zaman zaman dile getirilmiştir. İlk olarak Türkiye şeklinde Bizans kaynaklarında gördüğümüz Türkiye sözü de coğrafi bir isim olarak değişik yüzyıllarda Türk milletinin yaşadığı coğrafya ifade için kullanılmıştır. Türkiye sözü 6. yüzyılda Orta Asya için, 9. 10. yüzyılda Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar olan saha için, 13. yüzyılda Türk Kölemen, Memluk Devleti zamanında Mısır ve Suriye için kullanılmıştır. Anadolu ise 7. yüzyıldan itibaren Türkiye olarak isimlendirmiştir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, genel Türk muhaceratı hakkında sizlerin de duyduğunuz üzere iki farklı yorum var. Bunlardan birincisi genel Türk muhaceratının doğudan batıya doğru yapıldığı, bir diğeri ise batıdan doğuya doğru yapıldı. Göçler her ne taraftan her ne tarafa doğru yapılırsa yapılsın, biz şu anda Edirne'den Ötüken'e kadar, Doğu Türkistan'a kadar uzanan muazzam bir millet ve muazzam bir devletiz. Devletlerimizin ismi değişebilir. Ama biz aslında tek bir devletiz ve biz Türk devletiyiz. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, ben bu videomda sizlerle birlikte umumi Selçuklular dönemi, umumi Türk muhaceratı konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta ele alacağımız konu ise
Selçuklular dönemi ilk Anadolu gazaları konusu olacaktır. Biz önümüzdeki hafta sizlerle birlikte Selçuklular dönemi ilk Anadolu gazaları konusunu ele alıp bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun inşallah dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.